gelsin bir anda. Sizler Evet, nasılsınız? İyi misiniz iyiyiz hepiniz de? sizler de, iyiyiz. Böyle Yok. güzel bir gündeyiz, bahar günündeyiz. Evet. Hava güzel Gerçekten ama de. Mart ayı dünyada rekor kırmış en sıcak ay olarak. Ve biz hakikaten doğaya bu kadar kötü davrandıkça, iklim krizini ana gündemimiz haline getirmedikçe ve hani doların yeşilini, ağacın yeşilini tercih ettikçe maalesef bu hava sıcaklıkları ile ilgili sorunlar da devam edecek, öyle görünüyor. Onun için zor bir süreç bekliyor Güzel bir bahar hepimizi. yaşıyoruz birlikte. Evet. Evet. Baharı güzel yaşadık. Ben çaylarımız gelinceye Tamam. kadar tanışma faslını tamamlayalım isterseniz. Aylin Nazlı Aka biliyorsunuz genel başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda Kadın Kolları Genel Başkanıyım. Arkadaşlarım da Ben kendilerine Kaliye isim var. Timsel Ersever, Ankara Milletvekiliyim. Hoş geldiniz. İyi Hoş bayramlar bulduk. diliyoruz. Sağ olun. Ben Halkım Deniz Aslan'ım. Parti meclis üyesiyim. Hoş geldiniz. Her birimize güzel bayramlar dilerim. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Ayetlerine de sağlık. Onur Topgül ben. Cumhuriyet Halk Partisi Genç Kolları Genel Başkanı yardımcısı. Ben de Vezir Parlak, Hakkari Milletvekiliyim. Aynı zamanda eş genel başkan yardımcısıyım. Fatma ben parti meclis üyesiyim. Aynı zamanda kadın koordinasyonu merkezi. Çok iyi tanıyorum. Evet, Fatma yıllardır emeğiniz. Evet, ben de herkese iyi bayramlar diliyorum. Canan Çalan ben. Parlamentodan sorumlu eş genel başkan yardımcısı. Evet. Teşekkür Evet, öyle çay istersiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz ziyaretiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizler tabii bu yerel seçimlerden sonra bayram sevincini başka bir duyguyla da yaşıyoruz. Ama bir yandan da tabii bu bayramda halen açlıkla, yoksullukla mücadele eden yurttaşlarımızla da duygudaşlık içerisinde onların sorunlarını da sorun ederek geçiriyoruz bayramı ve bu sorunların da tabii hep birlikte çözüme ulaşması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben bu vesileyle sizlerin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Bayramlar dostluğun, birliğin, beraberliğin, bereketin, bolluğun da müjdecisidir aynı zamanda. Dolayısıyla diliyoruz ki bu bayram adaletin, huzurun, barışın, kardeşliğin egemen olduğu bir sürecinde başlangıcına vesile olsun. Çünkü ülkemizde halen birçok adaletsizlikler yaşanıyor. Bunları hepimiz zaman zaman tecrübe ediyoruz. Onun için bu bayram iyi günlerinde başlangıcı, güzel günlerinde bir başlangıcı olsun diyerek umudumuzu ve tüm iyilik duygularımızı sizlerle birlikte birleştiriyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Yani hem sizler hem Türkiye halklarının da bayramını kutluyoruz. Aslında bu bizim ikinci bayramımız oldu. İlk bayramı 31 Mart'ta zaten sandık sonuçları gelmeye başlayınca hep birlikte yaşadık. Yani hakikaten Türkiye halkları bütün bu gidişata dur dediler. Yani bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa, eşitsizliğe, yani bu irade gaspına, kayyum rejimine, yani en son işte Van'da gördünüz. Yani hakikaten birlikte yani ses çıkarınca aslında bu iktidarı yani yürüttüğü kabul edilmez politikalarını durdurabiliyormuşuz. Yani bu da biraz da yani Türkiye halklarının barış içinde yaşama umudunu büyüttü. Umarım bu bayram da artık yani bir barışa vesile olur. Bütün bu haksızlıkların giderilmesine de vesile olur. Bugün hakikaten yani cezaevlerinde şu an birçok siyasi tutsak var. Yani haksız, hukuksuz yere bugün cezaevlerinde tutuluyorlar ve iddianamelerinde hukuka dair somut hiçbir şey yok. Yani en somut örneği de önceki dönem eş genel başkan yardımcılarımız Serafin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, işte 17'sinde de Kobani infaz davası var ve karar verilecek ve haklarında ne yazık ki 1 yıldan fazla bir ceza isteniliyor. Yani Van'da gösterdiğimiz tutumun aslında aynı şekilde buradaki bu hukuksuzluğa karşı da göstermemiz gerekiyor. Ve hakikaten şu an bütün Türkiye halklarının da gözü bizim üzerimizde. Çünkü bir adım attılar. Toplumsal dayanışmayı güçlendirdiler bu bayramda da. Ve hepsi de şu an gözü bizim üzerimizde, bizim atacağımız adımlara bakıyor. Umarım cezaevlerindeki ağır tecrit koşulları da son bulur. Yani bu haksızlıklar, hukuksuzluklar da son bulur. Ve hakikaten artık yani Kürt sorununun demokratik yollarına çözümünü önüne koymayan hiçbir iktidarı yani artık bu ülkeyi yürütme, yönetme gibi bir şans kalmadı. Hep birlikte aslında tecrübe ettik, deneyimledik. Umarım daha bir demokratik bir anayasayla hep birlikte bir süreci de artı bir şekilde istişare edip birbirimize görüşerek, yan yana durarak yani kimi ilkelerde bu süreci de götürürüz.
İşte bu bayramın da yani bir barışa, adalete, eşitliğe vesile olmasını diliyoruz. Yani tekrardan sizlerin de basın mensuplarının bayramını kutluyoruz. Evet, basın mensuplarımız da hakikaten bu bayram gününde bizlerle birlikteler. Ben de bu vesileyle tekrar basın mensuplarımızın bayramını kutluyorum. Söylediğiniz gibi Van'da gerçekten antidemokratik bir süreç yaşandı ve orada başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere partimiz çok net bir tavır sergiledi. Ve olmaması gereken bir uygulamadan dönüldü. Ama içinde bulunduğumuz bu adaletsiz düzen adında adalet olan bir parti döneminde adaleti mumla arar hale getirdi bizi. Ve hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun kurulmaya çalışıldığı, kanyum sisteminin olağanlaştırılmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bizler de Hatay için çok ciddi bir demokrasi mücadelesi verdik. Hatay'da 3389 ölüye oy kullandırılmış ve baktığınızda iki parti arasında AKP ile CHP arasındaki oy farkı 2500 küsür. Yine 39 bine yakın geçersiz oy var, aradaki fark 2500 küsür. 22 sandıkta sandık görevlisi olmaması gereken kişiler heyet başkanlığı, sandık başkanlığı yapmış. Bunları ortalama 250 kişiden hesaplarsanız işte 5500 seçmenin oyundan bahsediyoruz. Aradaki fark 2500 küsür. Dolayısıyla biz de Hatay'da seçimin iptal edilmesi noktasında çok net bir tavır sergiledik. YSK'nın önüne gittik. Yurttaşlarımız geldi. Belediye başkanlarımız, belediye başkan adaylarımız hep birlikte orada genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimizle birlikte açıklamalar yaptık. Ve seçimin iptali noktasındaki sesimizi de sözümüzü de yükselttik. Ve ne yazık ki karar seçim iptali yönünde çıkmadı. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bir kere her türlü bu kayyum sisteminin karşısında durmaya devam edeceğiz. Ayrıca Hatay üzerinde de söyleyeceğim. Gerçekten Hatay'da çok büyük acılar yaşandı ve hala yaşanıyor. Ben 6 Şubat depreminden sonra 41 gün deprem bölgesinde kaldım. Birebir o acılara şahitlik ettim. Hiç unutmuyorum, bir kız kardeşimiz şöyle yakarmıştı. Buraya geldim, sesler geliyor, ekip yok, ekipman yok. İki gün geçti, ekip geldi, ekipman yok. Bir hafta geçti, ekip ve ekipman geldi, artık ses yok. Yani orada canlarımız göz göre göre katledildi. Göz göre göre katledildi. Ve halen de Hatay'da, yurttaşlarımızın bir kısmı konteynerlerde, bir kısmı çadırlarda yaşıyor. Can güvenlikleri yok, gelecek kaygıları devam ediyor, barınma ihtiyaçları çözülmüş değil. Onu bırakın en temel ihtiyaç, hani beslenme ihtiyaçları dahi çözülmüş değil. Çoğunluğu gıdaya erişim. Kadınların gündelik hayatları gerçekten çok ben de yeni gittim. Evet. Her açıdan. Tabii güvenlik açısından güvenlik, da yani orada kadına yönelik şiddet. Hepsi. Hepsi. Aynen yani öyle. Kadınlar, çocuklar, evet. Engelliler ve yaşlılar. En fazla zarar gören kesim. Ve hastalar. Evet, bir de bakım yükü kadınların üzerinde olunca iki katı iş zorlaşıyor. Her 5 çocuktan birisi sağlıklı gıdaya erişemiyor Hatay'da. Yani bu çok yüksek bir oran. Hal böyleyken aslında Hatay halkı bir mesaj vermek istemişti ama ne yazık ki bu mesaj bu şekilde bir kararla şimdilik sonuçlandı. Ama biz ne yapacağız derseniz bir heyet kuracağız ve oradaki belediyenin çalışmalarını adeta ensesinde nefes alırcasına yakın bir şekilde takip edeceğiz. Her türlü yanlışa yanlış diyeceğiz, gerekli uyarılarda bulunacağız. Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Çünkü burada bir irade gaspı olduğunu düşünüyoruz. Hukukun üstünlüğünün olduğu günleri de hep beraber mücadeleyle inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz. Eşitlik için, adalet için, özgürlük için, insan hakları için, kadının insan hakları için, çocuk hakları için, doğa hakları için, tüm canlıların hakları için mücadeleyi sürdüreceğiz. Yani katlettikleri yapma, bir de yani yaşam bitirenler oyunu da kullanıyorlar yani bu kadar artık. Dedikleri nokta bu yani zaten aldıkları birçok yerde daha Hakkari'de, Şırnak'ta, Ağrı'da, Kars'ta taşıma seçmenle aldılar.
Ve hakikaten hani çok da kabul edilebilir bir şeydi. Orada yaşamayanlar gidiyor, oy kullanıyor. Ve orada belediye başkanını belirliyor ve o belediye başkanı aslında orada yaşamayanların oyu da seçilmiş oluyor. Yani çok böyle kabul edilebilir. Hatta ciddi bir rahatsızlık var yani, ciddi bir öfke var. Yani onu ne yazık ki yani sizin durumunuzu da zaten takip ediyoruz. Hatay'da ya da bir başka bir yerde itiraz oldu. CHP kazandı. Oyları demek ki yazmamışlar bile. Bu kadar oy bahsetmişler. Yani bir şekilde işte başka partilere yazarak aslında sonuç almaya çalışıyor. Daha başka yerlerde de aslında durumun böyle olduğunu biliyoruz az çok. Yaptığımız bütün itirazlar zaten reddedildi. Sizinkini de takip ettik, reddedildi. Yani aldıkları kararlar da bazen çok yani iktidarın böyle istediği doğrultuda oluyor ne yazık ki. Ama artık belediyelerde, belediye meclisinde artık bu muhalefeti sürdürerek dediğiniz gibi biz de birçok yerde artık böyle yapacağız. Başka şansımız yok. Çünkü daha fazla da zorlayarak hani istedikleri gerginlik aslında, tutuklaşma. Yani bu imkan olanlarla onlara vermeyeceğiz artık. Evet. Ölülere oy kullandırma kültürünün geçmişte kimler tarafından gerçekleştirildiğini unutmadık tabii. Yani, kesinlikle. Evet. Bizler müsaadenizi isteyeceğiz. Tekrardan sizden de bayramını kutluyoruz. Bütün Türkiye halklarında, basın mensuplarında bayramını kutluyoruz burada. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hayatınızda sağ olun. Bir fotoğraf alalım mı? Evet. Teşekkür ederiz. Sizlere de kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.